Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle güzel bir tripod almıştım. Onunla ilgili bir inceleme, daha doğrusu bir tanıtım tarzında, böyle ön gösterim tarzında bir video çekmek istiyorum. Şimdi benim normalde bir Manfrotto marka tripodum var. Ve onu da, hatta şu andaki videoyu da onun üzerinde çekiyorum. Uzun yıllardır, herhalde bir 10 yıl olmuştur. Çok da severek kullandım, güzel de bir tripod. Kafasına da bir tane silik video head taktım. Gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Şimdi neden ikinci bir tripod aldım? Biliyorsunuz bazen yolculuklara çıkıyoruz. Bazen yurt içinde, bazen yurt dışında ve oralarda video çekmemiz gerekiyor. Ben de hani Manfrotto çok güzel, eyvallah, ama birazcık ağır. Biraz da böyle hani sağlam bir tripodu üzerine böyle birçok şey de koyabilirsiniz. Biraz daha hafif bir şey alayım dedim. Ve özellikle de böyle yurt dışında beni zorlamayacak, yormayacak bir şey olsun dedim. Ve bu KNF Concept diye bir markanın ürünü. Bunlar Çin markaları. Biliyorsunuz bir şeyleri üreti arkadaşlar kendileri de marka olmayı öğrendiler ve güzel ürünleri var. Farklı farklı markaların da böyle ürünleri var bu arada. Bu model SA254T2 olarak geçiyor. Farklı farklı ürünleri var. İsterseniz AliExpress'ten de alabilirsiniz. Türkiye'de satılıyor. Türkiye'deki fiyatlar değişebiliyor. Dolar kurundan dolayı bazen ucuza düştüğü oluyor. Bazen daha pahalı olabiliyor. Hani AliExpress'e bakarsınız. Türkiye'deki fiyata bakarsınız. Hangisi size uygun geliyorsa oradan alırsınız. Ben Türkiye'den aldım, onu da söylemiş olayım. Şimdi nasıl bir tripod onu söyleyeyim önce. Bacakları şu şekilde. Ayarlanabilir bir klip sistemi var. 3 kademeli bu. Birinci kademeyi açarsak şöyle oluyor. Şöyle göstermiş olayım. Bunu detaylarda da yapacağım ben sizlere de. Şimdi en azından burada bir şekilde göstermiş olayım. Ayaklar bu kadar açılıyor birinci kademede. İkinci kademede, bu da kademe ayarlı çok basit. Şöyle bir küçük bir klips var. Hani kadın kullanıcılar bile çok rahat bir şekilde yapabilirler. Zor bir ayarı yok. Basitçe yapılabiliyor. Şöyle hafiften. İkinci kademe böyle oluyor. Bu bayağı bir yatay oldu şu anda gördüğünüz gibi. Tabii bunu yukarı kaldırıp bu alanı da boşta bırakabiliyorsunuz. O sizin tercihiniz. Bir de üçüncü kadememiz var. Üçüncü kademede de neredeyse 180 dereceye yakın bir değer bizleri karşılıyor. Tabii bu kademeler dışında isterseniz şöyle de, bakın şimdi bu böyle yaptım ama bu üçüncü kademeydi. Şu şekilde de yukarı doğru taşıyabiliyorsunuz. Hatta bunu katlarken de böyle katlıyorsunuz. Katladığımız zaman 46 santim bir mesafesi oluyor, yüksekliği oluyor. Yani bu neden böyle daha güzel oluyor? Çünkü çantanızda filan, şimdi şöyle de yaptığımız zaman bakın birçok tripoddan çok daha küçük bir alan kaplamış oluyor. Şimdi bunun bir ilginç özelliği daha var, onu da göstereceğim size. Açayım tekrar. Şöyle göstereyim. Şunu da indirelim şöyle. Standart tripod gibi görünüyor fakat şöyle bir güzelliği var. Ben sırf da bunun için aldım biraz da. Böyle özellikle ihtiyacınız yoksa bu özelliği olmayan bir modeli de var. Onu da alabilirsiniz. Şöyle yapıyorsunuz ve dikey çekimlerde kullanılabilecek bir hale geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Hani mesela masa üzerine ben bazen bir ürün çekiyorum. Onun için deve boynu diyorlar buna Türkçe'de. İngilizce'deki adı ise bunun tripod arm diye geçiyor. Yani tripod kolu. Halk dilindeki adı deve boynu. Böyle hani masanın kenarından bir şey çekeceksiniz. Kenarda koyduğunuz tripodu çekiyorsunuz. Aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bu moddayken kaç kilogram kaldırıyor bilmiyorum. Denemedim ama mesela küçük bir makineyi rahat veya orta bir DSLR falan kaldırır diye düşünüyorum. Ama tabii ki çok ağır bir şey koyacaksanız eğer, onun da düşünmüş arkadaşlar. Şu alt kısımda, onu detaylarda göstereceğim size. Bir çengelimiz var, böyle yaylı bir çengel. Bu çengele bir ağırlık takarsanız, kum torbası vesaire, o zaman hani daha yüksek ağırlıkları da kaldırabilir. Çünkü takdir edersiniz ki buraya bir şey koyduğunuz zaman ağır bir şey. Ağır olsa da düşebilir, onu da söyleyeyim. Şimdi bir iki video izledim ben bu ürünle ilgili. Çok fazla incelemesi yok. Malum Çinliler bu konulara çok şey değil tabii ki. Yani bir Manfrotto ya da diğer bilinen markalar kadar popüler olmayabiliyorlar ama şöyle bir şey var. Hiçbir videoda görmediğim bir şey söyleyeyim ben size. Ben çünkü merak ediyordum. Kafayı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle hazır panoramik bir kafa geliyor. Güzel de bir kafa bu arada. Hani üzerinde su terazisi falan da var. Takması çıkarması da kolay. Şöyle bir mekanizmamız var. Bunu bu şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. Kafa güzel ama isterseniz hani bende başka bir kafa var. Video head takacağım veya başka bir kafa takacağım. Buradaki bağlantının 1/4 inç olduğunu söyleyeyim. Buraya işte 1/4 inç bağlantısını olan ya da bir dönüştürücü falan alıp kullanabileceğiniz şeylerle de buraya takabilirsiniz istediğiniz kafayı. Bu bence güzel. Bunu hiçbir yerde görmediğim, anlatmıyor kimse. Ben anlatmış olayım. Benden görmüş olun. Çünkü bu önemli, neden? İşte ben diyelim ki video head takacaksınız. Nasıl takacaksınız? Eğer kafa çıkmıyorsa takamazsınız. Kafanın çıkıyor olması önemli bir etken. Üzerindeki gelen kafa bile gayet başarılı. İşte çeşitli şekillerde ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada panoramik fotoğraf çekmek istiyorsanız derece değerleri de var. Hani güzel bir kafa koymuşlar. En azından hani bu fiyata dahil olması güzel. Ben rengini falan da çok beğendim. Böyle bu tarz böyle ben turunculu, sarılı ve böyle parlak renkleri seviyorum.
Dıştan baktığınız zaman da gayet güzel. Şimdi bir özelliği daha var, ondan da bahsedeceğim. Şimdi 3 ayağımız var malum. Bir ayağın bir tanesi çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle çıkıyor. Bunu çıkartıyoruz. Şu altta o dediğim bir tane çengel var demiştim ya. O çengelin de bulunduğu yerdeki çengelin kısmı şöyle döndürerek çıkartıyoruz. Çünkü çok kolay çıkması bu arada. Hani öyle ekstra bir güç harcamaya vesaire gerek yok. Açıyoruz. Çıkarttık. Bunu çıkartmamız ne işimize yarayacak? Şu işe yarıyor. Bunu buradan şöyle söküyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi bu bir monopod haline geliyor buradaki bağlantı sayesinde. Şimdi şöyle takalım. Bunları da açtığımız zaman ki ayaklar şöyle çok güzel döndürmeli bir mekanizmaya sahip. Sıktığımız zaman tekrar sıkılmış oluyor. İşte böyle açtığınız zaman bu şu an gösteremeyeceğim ama detaylarda ben yaparım. 1.95'e kadar uzuyor bu. Yani bu kadar büyük bir monopod ihtiyacınız olmaz ama belki mikrofon falan takarsınız bilmiyorum. Mikrofonu falan yukarıdan hani sarkıtmak için falan kullanacaksanız olacaktır. Çok da güzel. Ben bu monopod olma özelliğini de çok sevdim. Hani bir tripod alıyorsunuz birçok şeyi üzerinden çıkmış oluyor. Şimdi toplayalım tekrar. Toplaması da çok kolay. Hani 2 dakika içinde monopoddan tripoda, tripoddan monopoda geçebiliyorsunuz. Ya ben bunu çok beğendim. Hani çok lazım olur mu? Her gün lazım olacak bir şey değil ama lazım olduğu zaman da kullanabileceğiniz kadar da kolay olduğunu söyleyeyim. Şöyle de taktığımız zaman gördüğünüz gibi şu alttaki de kancamızı da yerleştirdiğimiz zaman aslında cihaz hazır hale geliyor. Söylediğim gibi takması, çıkarması, böyle hani kullanması, taşıması kolay. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir diğer bilgi ise bu tripodla ilgili olarak, bu KNF Concept'in tripoduyla ilgili olarak ağırlık meselesi. Şimdi ben teknik speklerde baktım. 1.56 kilogram diyor. En azından AliExpress'teki rakamları bana öyle bir gösterdi. Fakat yaptığım ölçümlerde 1.74 kilogramlık bir değer verdi. Yine kabul edilebilir bir rakam, onu söyleyeyim. Bunun bir de arkadaşlar aynı zamanda karbon fiber olanı var. O biraz daha pahalı ama o biraz daha hafif, 1 kilogram gibi diyor ama bence o 1.2-1.3 kilogram filandır. Bu da 1.7 kilogram. Onu söyleyeyim. Yani taşıması falan çok zor değil. Onu söyleyelim. Ve ben özellikle de seyahatlerde kullanmak üzere almıştım. Biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. Ekranda bir tablo göreceksiniz. Katlanlığı 48 cm olabilme. Dedik açık hali 185 cm. Değiştirilebilir panoramik çekim kafamız var. Monopod olma özelliği var. Deve boynu olarak kullanılabiliyor. 10 kilogram taşıma kapasitesi var. Bacakları bağımsız olarak açılabiliyor. Ters çevrilebiliyor. 1.74 kilogram bir ağırlığımız var ve 2000 TL'de fiyatımız olduğunu söyleyeyim ben. 2000 TL civarında değişiyor. Hani dolara göre, kura göre değişir. Videoyu izlediğiniz tarihteki rakamlar farklı olabilir. O yüzden hani güncel rakamları Google'dan şuradan buradan kontrol edebilirsiniz. Hani ben çok bir kullanma deneyimim olmadı. Pazartesi günü Mobile World Congress için İspanya'ya gidiyorum. Barcelona'da bu tripodu kullanma imkanı bulacağım. Daha önce Manfrotto'yu kullanıyordum. Bunu da kullanacağım. Kullandıktan sonra da deneyimlerimi anlatan farklı bir videoda, birkaç ay sonra en azından iyice kullandıktan sonra öyle bir videoda gelecek. Ama hani bu tarz ürünler giderek sayısı artıyor. Hani bilinen markalar dışında da böyle Çinlilerin farklı markalarının ürünleri de yine piyasaya sürülmeye başlıyor. Onlarda da fırsat buldukça, imkan buldukça alıp sizler için deneyimlerimi aktaracağım. Bu arada bunun ben parasını ödeyerek aldım. Onun da altını özellikle çizeyim. Ve bana destek olmak istiyorsanız açıklamada bir link paylaşacağım. Oradan bu ürünü satın aldığınızda bana da katkıda bulunuyorsunuz. Öte yandan masada görüyorsunuz kutusundan bir de şöyle çok güzel bir çanta çıkıyor. Çantanın şöyle bir askısı var. Bu askı ile beraber çantayı taşınabilir hale geliyor. Şöyle bir, isterseniz böyle de taşıyabilirsiniz. İsterseniz askısı var. Hani omuzunuza takıp da taşıyabilirsiniz. Çantanın da çıkıyor olması güzel. Böyle kendi ismi yazan. Hatta şöyle göstereyim. Şurada da yazıyor. KNF Concept yazıyor. Kendi ismi yazan güzel de bir çanta çıkıyor. Bir de kutudan ayakları sıkıştırmak için gerekli olabilecek bir alyan anahtar çıkıyor. Şart değildi ama çıkması güzel olmuş. Bu ayakların sıkıştırma mekanizması alyan şeklinde. Bir de Çince olan, böyle İngilizcesi yok herhalde bunun anladığım kadarıyla, bir küçük böyle basitçe bir olsa bir kullanım kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Buradan en cihazın nasıl toparlanacağı, nasıl söküleceği falan gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Bunu da altını çizeyim. Tripodla ilgili soracağınız şeyler olabilir. KNF Concept'in bu modeli, ki enteresan da bir isim var. O yüzden ekrana bakarak, burada tabletim var, ona bakarak söylemek zorundayım. SH254T2 diye değişik bir ismi olmuş. Ürün isimlendirmeleri enteresan. Aklınıza takılan sorular olabilir. Merak ettiğiniz şeyler olabilir. Benim anlatmayı unuttuğum şeyler olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini değerlendiriyorum. Bildiklerim varsa da mutlaka ve mutlaka yanıt vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz ürünleri istediğimiz zaman ya da bir markadan bir ürün istediğim zaman abone sayısını mutlaka soruyorlar. Siz de bana abone olarak destek olabilirsiniz, sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, Kuvayi ve TikTok gibi sosyal medya ağlarından da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.